Arkadaşlar merhabalar bu videomla birlikte sıfır geometri kampının 5. hafta videolarına başlıyoruz. En önemli haftalardan birindeyiz. Üçgende eşlik ve benzerliğe başlıyoruz. Peki bu videoda ne yapacağız? Bu videoda kitabımızda sayfa 68, 69 ve 70'i işleyeceğiz. Yani bu video eşlik videosu olacak. Üçgende eşliği bir videoda halledeceğiz. Hadi bakalım dersimize başlayalım. Üçgende eşlik, iki üçgende karşılıklı kenarlar birbirine eşit ve karşılıklı açılar birbirine eşit ise bu üçgenlere eş üçgenler diyoruz. Evet. Karşılıklı açılar birbirine eşit olacak. Karşılıklı kenarlar da birbirine eşit olacak. Üçgen böyleyken ters çevrilmiş halde öbür tarafta da karşımıza çıkabilir. Buna da dikkat edeceksin tabii ki. İlla üçgen şu şekildeken öbür tarafta da şu şekilde olacak diye bir şey yok. Bunlar böyle iç içe konulabilir. Tabii aşabilir tabii birbirlerini. Ee, üst üste konulabilir. Üst üste belli bir parçaları konulabiliyor eş yapılar olduğundan dolayı. Ya da ne bileyim ayrı ayrı yerleri falan da konulabilir. Ama burada neye dikkat edeceksin? Tanıma. Tanım di ne diyor? Bütün açılar eşit olacak, iki üçgende karşılıklı bütün açılar eşit olacak ve karşılıklı bütün kenarlar birbirine eşit olacak. Zaten bence burada en önemli şey bu. Eşliği yakaladıktan sonra e, açıların eşit olması ve kenarların eşit olmasını şekil üzerinde göstereceksin. Mesela burada ABC üçgeni bak çizgi çift çizgi nokta açısı bir de burada çizgi çift çizgi nokta açısı D DEF görüyorsun. Yani bu iki üçgen ne olacak eş. E hocam burada çift çizgi yuvarlak ve S çift çizgi yuvarlak ve S gördüğünüz üzere karşılıklı açılar da birbirine eşit karşılıklı kenarlar da birbirine eşit. İşte bu üçgenler ne oluyor? Eş üçgen oluyor. Yalnız burada yazarken ABC Eştir işte FDE ya da EFD şeklinde yazmak doğru mu? Şu şekilde yazacaksınız. ABC'yi yazdıktan sonra bak buraya dikkat et lütfen burası çok önemli. Bu yazılımın da tersini de şu sorularda kullanacağız. ABC'yi yazdıktan sonra DEF yazmışız buraya. Neye göre yazdık? Şu sıralamaya göre. ABC üçgenindeki A açısı çizgi, B açısı çift çizgi, C açısı nokta. Yani sıralama olarak çizgi, çift çizgi, nokta diye gittin. Burada da çizgi, çift çizgi, nokta diye gideceksin. Yani DEF bu sırada yazacaksın. Buna da dikkat et. Bunu yazdıktan sonra tersini de yorumlayabilirsin. Bu şekilde. Tabii şu eşittirin üstünde şöyle benzerlik işaret dediğimiz böyle yan yatık bir geniş bir Bu eşlik anlamına da geliyor arkadaşlar. ABC B, eşittir D, şeklinde yazıldıktan sonra da ters mantığında düşünebilirsiniz. Bu yazılımdan sonra ABC B, üçgenindeki yalnız bak dikkat et A, üçgenindeki. Bazı üçgenler böyle yan yana veriliyor biliyor. A açısı derken ABC'deki A açısına bakacaksın şuraya. Buradaki açı değil tamam mı? ABC'deki A açısıyla DEF'deki D açısı birbirine eşit diyeceksin. Bu eşitlik verildiği zaman da açıların da eşitliğini burada yerleştirmeyi unutma. Sonra B açısıyla E açısı eşit diyeceksin. Sonra ABC'deki C açısıyla sonra DEF'deki F açısı birbirine eşit diyeceksin. Açı eşitlerini yazacaksın. Bu açı eşitlerini yazdıktan sonra bence en önemli şey ne biliyor musun? Şu, eşlikte zaten en önemli şey bu. Benzerlikte de en önemli şey bu aslında. Aynı açının Karşısındaki, bak burayı yaz. Karşısında benle birlikte yaz. Kenarlar birbirine eşittir. Birbirine eşit. Bence benzerlikte ve böyle eşitlikte en fazla kullanacağımız şey bu. Açıları yazdıktan sonra bu. Aynı açının karşısındaki kenarların birbirine eşit olması. Yani burada mesela çizginin karşısı S iken burada da çizginin karşısı S olmalı. İşte ne bileyim noktanın karşısı buysa noktanın karşısı yine bu olmak zorunda. Ya da çift çizginin karşısı çift çizgiyken çift çizginin karşısı çift çizgi olmak zorunda. İşte bu bilgi bize hayat kurtaracak olan bir bilgi. Eşlikte şu eşlikli şu ABC eşittir DF çok önemli. Yalnız burada açıları yerleştikten sonra aynı açının karşısındaki kenarların eşitliği çok önemli. Ya da ters mantık ne diyoruz? Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit diyoruz ya tersi. Eşit kenarları gören açılar da birbirine eşittir demeyi de bileceğiz arkadaşlar. Bunları şimdi soruda göreceğiz. Hadi bakalım şimdi sorulara başlayalım. Burada aynı açının karşısındaki kenarların eşitliği şu şekilde zaten hem burada hem de burada gösterilmiş. Ama şu cümle hayat kurtarır. Bu açıları yazdıktan sonra aynı açının karşısındaki kenarların birbirine eşit olması gerçekten çok önemli. Evet örnek bile bakalım. ABC ve DF birer üçgen ABC ile FED eş verilmiş. Dikkat. Şimdi eş üçgen direkt verilmiş. ABC'deki A açısıyla hemen gösterelim. Öbüründeki F açısı eşittir. Nokta açısı. Sonra B açısıyla E açısı eşit olacak. B açısıyla E açısını eşit diye gösterdim. Üçüncü açılarda otomatikman eşit oluyor zaten. Burada da tek yapmanız gereken aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit. Mesela burada karadığım açının karşısı X artı 3 iken Hocam burada karadığım açının karşısı bu. Hemen eşitleyelim. X artı 3 eşittir 2X eksi 2 diyelim. Buradan 5 eşittir X mi geldi. Evet X'i 5 bulduk. Ama X artı Y isteniyor bizden. Bir de şuna bakalım. Çizginin karşısı var burada. Burada da çizginin karşısı var. Çizginin karşısı 2y eksi 1. Çizginin karşısı 3x e eşit. E burada da eşitliği gösterelim. X yerine 5 yazdığımız zaman 2y burası 15 yaptı. 15 artı 1'den 16'ya eşit oldu. Y de buradan kaç yaptı? 8 yaptı. Peki bizden ne isteniyor? X artı y. X'i 5 bulduk. Y'yi kaç bulduk? 8 bulduk. 8, 5 daha. Cevap kaç çıktı o zaman? 13 çıktı. O zaman örnek biri 13 bulduk. Geldik örnek 2'ye. ABC üçgeni ile DB üçgeni eş verilmiş. Hemen şu eşlikleri, üçgenleri belirleyelim. Şu şekilde. Hop belirledik. İçini karaladım. Sen tabi karalamak zorunda değilsin. Ben sana göstermek için daha rahat bir şekilde anlayabilmen için karalıyorum. Şöyle belirliyorum. Evet üçgenleri belirledik. Bu üçgenler eşmiş. Eşlikte hemen açıları yazmak çok önemli arkadaşlar. Aynı açının karşısındaki kenarların eşliği. A açısı ile D açısı eşit olacak. Bak ama dikkat. Et. A açısı burası x. Burada da D açısı. Burası x olacak. Sonra B açısıyla E açısı eşit olacak. B açısı ama bak şuradaki açı değil. Dikkat. Neredeki? A, B, C'deki B, açısı. Buradaki B açısıyla E açısı. Neredeki? D, E, B'deki. D, E, B'deki. İşte bu açı birbirine eşit olacak. O zaman burası 20 ise burası da ne oldu? 20 oldu. Sonra C açısıyla da B açısı birbirine eşit olacak. C açısı çizgiyken B açısı da çizgiyi şöyle bir yazalım. E yazdık hocam. Açılar çıkmıyor ki burada. Herhangi bir şey karşımıza çıkmadı. 40'ı kullanmamız lazım. Evet. E burada açıları yazdıktan sonra eşitlikte en önemli şey aynı açının karşısındaki kenarlarda birbirine eşit. Hemen kullan bunu. Mesela hocam noktanın karşısındaki bu kenarla noktanın karşısındaki bu kenar eşit. Bir işime yaramıyor. Çizginin karşısındaki bu kenarla çizginin karşısındaki bu kenar eşit. Yine bir işime yaramadı. X'in karşısındaki bu kenarla X'in karşısındaki bu kenar birbirine eşit. Aa ne çıkarttı burada? Bir ikizkenar üçgen çıkarttı. Hocam ikiz kenardan dolayı 40'sa o zaman burası da 40'tır. 40-40-80 buraya ne kaldı? 100 kaldı. E burada 100, 20, 120, 120, 180'e tamamlayan 60'tır. Çizgi açısı 60 yapar. E o zaman burası da 60 derece yaptı. 20, 60 ve x'in toplamı da ne olmalı? 180 olmalı. 20, 60 ve kaçın toplamı? x'in toplamı 180 olacağından x'i de böylelikle kaç buluruz arkadaşlar? 100 derece olarak buluruz. Evet cevap 100 çıktı ikinci örnekte. Geldik 3'e. Evet yine bir eşlik verilmiş. Eşlik yani şu üçgen ile şu üçgende bir eşlik verilmiş. İki tane üçgen var zaten elimizde. Karanmamıza öyle gerek yok. ABC ve DEC eşlikleri verilmiş. Öncelikli olarak açı yazmak çok önemli. Açılara yoğunlaşacağız. Eşlikte ve benzerlikte. A açısıyla D açısı eşit olacak. Hocam A açısı burası D açısı burası. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı yok. B açısı ile E açısı. Hocam B açısı burada. E açısı burada. Sonra üçüncü açı C açısıyla C açısı. Ama ABC'deki C açısı şurası. Ondan sonra DC'deki C açısı burası. Hocam toplamda bu doğrusal olduğu için şurası toplam 180 derece olacağı için bunlar ne olmak zorunda? 90'ar derece olmak zorunda. Tamam iki üçgen eş. E tamam eşliği bulduk. Eşliği bulduktan sonra ne yapıyoruz? Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit. Çünkü eşlikleri açıları gösterince bir şey çıkmadı. Noktanın karşısı beşgen. Noktanın karşısı burası da 5 olmaz mı? Olur. Bitti gitti. Bak şu üçgende x isteniyor bizden. 5 burası 12 burası ve 90 derece var. 5 12 13 üçgeninden x'i kaç buluruz? 13 olarak buluruz. Yani cevap böylelikle 13 çıktı arkadaşlar. Ve geldik eşlik teoremlerine. Şimdi gençler eşlik teoremlerindeyiz. Şimdi biraz önce ne yaptık? Eşlik. ABC üçgeni eşittir DF dediği zaman hemen ne yapıyorduk? Açıları yazıyorduk. Çok güzel. Hali hazırda bize eş üçgenler verildi. Hala hazırda bize eş üçgenler verildiğinde ne yapıyoruz? Açıları yazıyoruz ve aynı açının karşısındaki kenarların birbirine eşit olduğunu gösteriyoruz. Temel mantık zaten bu. Ama hocam her zaman işte iki üçgen bir üçgen burada bir üçgen burada iki üçgen eşittir. Hadi buyurun işlem yapın şeklinde mi gelecek? Tabii ki hayır. Eşlikleri bazen bizim bulmamızı da istenilebiliyor. Şimdi oradaki tanımlardan bahsedeceğiz. Bu tanımlar da çok önemli. Bunları mutlaka mutlaka bilin. Çünkü bütün geometriler neredeyse neredeyse aslında şöyle baktığınız zaman bütün geometri benzerlik üzerine inşa edilmiştir. O yüzden bu benzerlikteki bu teoremleri mesela kenar açı kenar eşliği teoremini daha doğrusu tanımını diyelim. Bunu bilmek zorundasınız arkadaşlar. Hadi bakalım birlikte iyice öğrenelim. Kenar açı kenar eşliği. Evet hala hazırda gelmeyecek bazen eşlikleri biz bulacağız. Kenar açı kenar eşliği. Şimdi elimde iki tane kalem var. Şu iki kalemi düşün. Şu iki kalem arasındaki açıyı sabit tutarak. Şurada da bir üçgen oluşturdum bak şöyle parmağımla. Şurayı sabit tutarak. Ben bunu aldım. Hop buraya getirdim. Arasındaki açı da sabit bak. Bir üçgen oluşturursam, biraz önce buradaki üçgenle şöyle yaptığımda buradaki üçgen aynı olmaz mı? Olur. İşte kenar, açı, kenar. Yani iki üçgende şu iki tane bak aynı kalemi kullanıyorum. Gri kalem. Bir burada gri kalem, böyle yaptığımda da gri kalem. Siyah kalem, şöyle yaptığımda da siyah kalem gördün. Açı da değişmedi. Üçgenler aynı olur değil mi? Yani şöyleyken şöyle olmuş oluyor. Başka bir yere taşımış oluyorum. Kenar, açı, kenar. işte eşliği dediğimiz olay bu arkadaşlar. Buna ÖSYM de önem veriyor. Bu kalıba lütfen ama lütfen dikkat edin. En önemli kalıplardan biridir eşlikte. Yani şu olay şu. Aynı açıya ait kenarlar iki üçgende karşılıklı olarak birbirine eşitse. Yani çizgiye ait kenarlar. Burada çizgi alfa diyeyim mesela buraya. Alfa açısına ait kenarlar yuvarlığa çift çizgi. Burada da alfaya ait kenarlar yuvarlığa çift çizgi ise bu iki üçgen ne olacaktır? Eş olacaktır arkadaşlar. Bu bir kalıp. Bunu bileceksin. Kenar açı kenar eşliği. Dediğim gibi aynı açıya ait kenarlar çift çizgiye yuvarlak çift çizgiye yuvarlak şeklinde eş. Madem biz bu iki üçgeni eş bulduk hocam şunu nasıl yazacağız? Bunu da yazmak önemli. Bunu yazmak önemli değil aslında da. Hani bu yazılımda sorulabilir bize. Ben şimdi zaten videonun başında ne anlattım? Bizim için eşitte önemli olan neydi? Açı yazmakta. Açıları yazdıktan sonra aynı açının karşısındaki kenarların eşitliğini kullanmak çok önemli demiştik. E burada da biz şu mantığı biliyoruz ve yıldız attık. Hatta bak şurada da gözüküyor görüyorsun. Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit. E o zaman burada e, tam ters mantığı. Aynı kenarı gören açılar da birbirine eşit diyebilir miyiz? Evet. Asıl kalıbımız bu unutma. Alfa'nın kolları yuvarlığa çift çizgi, yuvarlığa çift çizgi şeklinde olduğunda. Şurada mesela iki üçgenin eş olduğunu biz böyle anladık ya. Çift çizgiyi gören açıya ben burada nokta açısı dersem çift çizgiyi gören açı burada da nokta açısı dersin. Yuvarlığa görene çizgi açısı dersen yuvarlığa görene çizgi açısını hemen yapıştırırsın. Ve böylelikle A, B, C üçgeniyle bak nasıl gittin dikkat et, alfa nokta çizgi diye gittin. Burada da alfa nokta çizgi diye gideceksin. Yani E, F, D yazılımını bu şekilde yazabilirsin. Zaten sen bunları yazdıktan sonra aynı açının karşısındaki kenarların değişikliğini kullanıp hocam şu kenarla da şu kenarın eşitliğini direkt burada böylelikle söyleyebilirsin. Önemli olan ne? Açıları yaz ve aynı açının özellikle kenar açı kenarda hani bir açı var ya burada kalıbı gördükten sonra alfanın karşısındaki kenarların değişikliğini göster. Büyük ihtimalle olay bitecektir. Zaten kenar açı kenar mantığını da anlamışsanız anladınız. Şu iki kalem arasındaki açı değişmeden şöyle taşırsan üçgenler aynıdır. Ama bu iki kalem arasındaki açıyı değiştirirsen zaten buradaki üçgen değişiyor. Yani buradaki üçgeni getirdim buraya. Bir de böyle açtığın zaman şöyle üçgen zaten değişiyor. O yüzden açının sabit olması lazım. Karşılıklı kenarlar eşit olduğunda açı da sabitse iki üçgen eşittir. Üzerinde çok duruyorum çünkü ÖSYM gerçekten bununla ilgili çok güzel sorular yazıyor. Evet örnek 4'e bakalım. Şimdi öncelikle büyük bir üçgen verilmiş. 40 derece 70 derece. O zaman burası da 70 derece mi? Evet. Nasıl bir üçgen oldu bu? 40, 70, 70. İkiz kenar üçgen oldu. Peki hocam çift çizgi var. Alakası yerde çift çizgi. S var. Alakası yerde S var. E bakalım o zaman. Bak şu üçgene bak. Özellikle kenar eşitleri olduğunda üçgenlere şöyle bir ayrı gözle bak. Zaten biz Benzerlikte de aynı şeye bakacağız. Böyle kenarlarda orantı varsa orantılı üçgenlere ayrı bir şekilde bakacağız. Ayrı bir şekilde baktığında bak bir açı 70 bir açı da 70. 70'i kolları çift çizgiyesi. 70'i kolları çift çizgiyesi. İki üçgen nedir? Eştir. Neden dolayı? Kenar açı kenardan dolayı eş üçgen oldu. Madem eş üçgen eş üçgende biz şunu biliyoruz. Yani aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit. Şu, şu kenara eşittir diyebiliriz. Sonra başka buradan sonuca ulaşamadım maalesef. Bizden şuradaki x açısı isteniyor. Bir de eşit kenarlı gören açıların eşitliğini gösterelim. Burada s'yi gören alfa dersem s'yi gören burada açı da alfadır. Hatta buraya bir beta dersek demeye gerek yok aslında. Direkt cevap çıktı da olsun. Çift çizginin karşısı burada beta ise çift çizgiyi gören burada da betadır. A burada alfa beta ve 70'in toplamı nedir? Alfa beta ve 70'in toplamı 180 derece olduğundan alfa artı betayı 110 derece olarak buluruz. E bak bakayım şuraya hop şöyle bir Alfa, beta ve ne var arkadaşlar orada? Ve x var orada. Hmm, Toplamı 180 olacak. Alfa artı beta zaten kaç? 110. O zaman x'e kaç derece kaldı? 70 derece kaldı. Örnek 4'ü böylelikle ne bulduk? 70 bulduk arkadaşlar. Geldik bir sonraki soruya. Şimdi şuraya bakan hemen açı ortay var hocam. Maalesef açı ortay özelliği yok. Kollar açılan dik yok ki dikmeler de yok. Bir açı var burada. Hocam şuraya alfa alfa dersem. Üçgenlere dikkat edelim. Şuradaki üçgen ve şuradaki üçgene dikkat ettiğimiz zaman birer açıları eşit olan olduğu zaman üçgenlere hemen dikkat edin arkadaşlar. E burada alfa'nın kollarını 7'ye 10. Öbüründe alfa'nın kollarını hocam 7'ye 10. E o zaman bu iki üçgen nedir? Eş. Nereden dolayı eş? Kenar açı kenardan dolayı eştir. Madem bunlar eş üçgen Burada alfanın karşısında bu kenarla alfanın karşısındaki bu kenar birbirine eşit olmak zorunda değil mi? Evet. Yani şuradaki kenarlar birbirine eşit olacak. Direkt 6 ise x de 6 çıkar. Tamam mı? Açı eşitliğinde kenar açı kenara dikkat. Bak bu soruya dikkat. Lütfen dikkat. ÖSYM'de sordu. Bak şimdi sormaya da devam eder. Ne demiş soru? ABC ve ADE eşkenar üçgen demiş. ABC şöyle biraz yamuk çizilmiş ama idare ediverin. ABC'ye şöyle çift çizgiyle göstereyim. Bir de ADE'yi de eşkenar üçgen olarak demiş. Şöyle dedik. Bizden şuradaki x açısı nedir diye soruluyor. Hmm. Şimdi arkadaşlar bak ÖSYM'de sordu böyle bir soru. Galiba uzunlukla da ilgili sordu bununla alakalı soru. Ee, burada açıyla alakalı sorulmuş. E ne yapacağız hocam? Ya aslında var ya soruda verilen bilgiler bizi çözüme doğru hep iter. Niye iter? Şundan dolayı iter. Adam sana eşkenar üçgen demiş. Bak eşkenar üçgenlere dikkat et. Çift çizgileri koydun. Çizgileri koydun. E, ama dikkat et. iki eşkenar üçgen şu köşesi ortak. ABC ve ADE eşkenar üçgen diyor. E demek oraya yoğunlaşacaksın. E hocam şuradaki açı. Madem o köşeyi ortak verdi, o açıları da böyle yazmayı çok severiz biz. Özellikle benzerlikte zaten bunu çok göreceksiniz. Biz her zaman söylüyoruz. bir uzunluk sorulduğunda ya dik üçgenden çıkar, özel durumlar yoksa ya da benzerlikten. Benzerlik içinde açıya dalarız. Hadi açıya dalalım. Ortak köşe burası olduğu için hocam burası atmış. E, burası da atmış olduğunu biliyoruz. E o zaman ben buraya alfa dersem burası ne yaptı? 60 eksi alfa yaptı. E burası 60 eksi alfa ise tamamı da alfa olacağından buraya da alfa kalmadı mı? Kaldı. Aa ne oldu? Birer açılara eşit olan üçgen var. Birer açılara eşit olan üçgenlerde o üçgenlere dikkat. Bak şu üçgen. Alfalı bir üçgen. Artık üçgen seçimlerinde yapacaksın benzerlikte. Seçimler çok önemli. Çünkü benzerlik senin için çok önemli. Bak alfalık üçgen bir de şöyle var. Hocam şu üçgen var ama bak şu üçgenlere bakarsan alfanın kolları burada çizgiye çift çizgi. Alfanın kolu burada çizgi. Tamamı çift çizgi. O zaman tamamına dikkat edelim kardeşim. Değil mi? E çünkü burada özel bir durum yok. Şuradaki küçük üçgen de ama burada tamamı da var. Alfanın kolları çizgiye çift çizgi. Alfanın kolları çizgiye çift çizgi olduğundan iki üçgen eş üçgen oldu mu? Oldu. Neden dolayı? Kenar açı kenardan dolayı. Bir araçının er kolları karşılıklı olarak iki üçgende de eşit. Çizgiye çift çizgi, çizgiye çift çizgi. O zaman bu iki üçgen eş. Bunu kullanacağım. Eşit kenarları gören açılar birbirine eşit. Hocam burada çizgiyi gören var x. Burada da çizgiyi gören x olmalı. E bu eşkenar üçgende 15'i de 15 kullanalım. Şuradaki açılı 60 derece değil mi? Evet x artı 15 eşittir 60 derece ise x'i de buradan kaç derece olarak buluruz? 45 derece olarak buluruz. Yani örnek 6'yı böylelikle 45 bulduk. Güzel bir sorudur. Yıldız attım. Dikkat edin. Bununla ilgili açı soruları da karşımıza gelebilir. Bununla ilgili uzunluk soruları da karşımıza gelir. O yüzden çok dikkatli olun. Evet, geldik şimdi açık kenar açı eşliğine. Şimdi arkadaşlar, açık kenar açı eşliğe yine bir örnek bir şeyler kullanmalıyım size. Kullanayım. Şöyle arkadaşlar hayal edin sadece. Şurada şöyle bir şey varken. Bak şimdi kalem varken şöyle bir Siyah kalem eşit olacak tamam mı? Siyah kalemin yanına şöyle bir beyaz kalem koydum. Ve şöyle bir şey koydum. Şöyle bir kalemi koydum. 3 Üç tane üçgen oluşturdum değil mi? Evet. İki üçgende bu siyah kalemi farklı bir yere koyup şuraya koyup aynen aynı açıda şuradaki açılar biraz önceki açıyla eşit olacak şekilde buraya da koysam bu üçgenle biraz önceki üçgen birbirine eşit olmaz mı? Olur. İşte bu kalıp da karşımıza çıkar. Kenar açı kenar açı kenar açı kalıbı diyoruz. Buradaki mantık ne? Aynı kenara ait açılar birbirine eşitse, bak mesela dikkat et. Çift çizgiye ait. Buradan çizgi açısı çıktım, burada nokta açısı çıktım. Bu üçgenle çift çizgiye ait. Buradan çizgi açısı, buradan nokta açısı çıkınca buradaki üçgen ne olurmuş? Eş üçgen olurmuş. Yalnız bu biraz böyle şey oluyor. Ne derler buna? Tam kalıp olarak açı kenar açı kalıbı da. Biraz önceki kalıp da neydi? Kenar açı kenardı. Eşit açının kollarına bakıyorduk. Burada da Aynı kenarın açılarına bakıyorsun. Aynı kenarın açılarına baktığında bu açılar eşitse bu iki üçgen eşittir. Ama ben bunu bu şekilde değil de daha farklı bir şekilde öğrenmenizi tavsiye ediyorum. Çünkü benzerlikte de biz bunu bu şekilde yapacağız. Açı 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 benzerliği yapacağız. Bunu kısaca şöyle desek daha iyi olur. İki üçgende bütün açılar eşitse ve bir açının karşısındaki eşit iki açının karşısındaki kenarlar da eşitse bu üçgenler eşittir. Bak. Bütün açılar eşit olacak. Açılar eşit olacak. Bunu unutma. Ve bir açının böyle herhangi iki üçgende herhangi eşit iki açının eşit iki açının iki açının karşısındakiler de eşitse karşısındaki de eşitse bu bence bu şekilde aklınızda tutmanız daha mantıklı. E hocam burada ama iki tane açı eşit verilmiş. Biri nokta biri çizgi bu da bu nokta çizgi. Ama hocam Nokta çizgi 3. açı çift çizgi ise 180'e tamamlayan açısı. Nokta çizgi 3. açı 180'e tamamlayan açısı burada da çift çizgi olmak zorunda. Aa gerçekten bütün açılar iki açı eşit olunca iki üçgende farklı iki üçgende. Üçüncü açılarda otomatikman eşit olmuyor mu? Oluyor. E o zaman nokta çizgiye çift çizgi nokta çizgi çift çizgi. Ve çift çizgi açının karşısındaki kenarlar da birbirine eşit mi oldu burada? Evet. E o zaman bütün açılar eşitse ve bir açının karşısındaki kenarlar da eşitse iki üçgene eşit üçgen diyebiliriz. Bu açı kenar açı kalıbı böyle akılda zor tutuluyor. Bu şekilde yaparsak bütün açılar eşit ve bir açının karşısındaki kenarda birbirine eşitse bunlara eş üçgen demek daha mantıklı geliyor arkadaşlar. Bana istersen şu soruya bakalım. Şimdi bu soruya bakmadan önce tabi size bir kalıp öğretmem lazım. Arkadaşlar bunu benzerlikte de çok kullanacağız. Kalıp şu. Kalıp ne biliyor musun? 90 dereceler benzerlikte de ben buna ait has bir kalıp oluşturacağım. 90 dereceler 2 ya da 2'den fazlaysa şuraya kalıp olarak yazabilirsin. Normalde sevmem ama biz benzerliği bütün geometride kullandığımız için sen bu kalıbı zo bilmek zorundasın. 90 dereceler 2 ya da 2'den fazlaysa alfa beta'ya dal. Dalmak çok önemli. Dalmak yazıyordum buraya. Alfa beta'ya dal. Tamam mı? Niye alfa beta'ya da dalacağız hocam? 90'lar ama da uçuşuyorsa yalnız. Bak şimdi şurada buraya alfa ve buraya beta dersem bu ne demek? Alfa artı beta eşittir 90 derece demek değil mi? Evet. E hocam buraya baktığımızda alfa ile beta'nın toplamı 90. Aa hocam burada da 90 var. Ve bu doğrusalsa eğer şu açıyla şu açıda yine toplamı 90 olmayacak mı? 90 olacak. E o zaman beta 90'sa 90'ı tamamlayana alfa yapar. Alfa 90'sa sıradaki de beta yapar. Gördünüz mü? Bak Alfa beta'ya dalınca alfa beta alfa beta önceden hiçbir boşluk yoktu. Hiçbir açı yoktu. Ama iki üçgende ne oldu? Bütün açılar birbirine eşit oldu. Alfa beta gerçekten çok önemli. Üçgende benzerlikte bunun üzerinde çok duracağım. Eşitte de karşımıza çıkıyor. 90'lar da uçuşuyorsa dal alfa beta'ya. Dediğimi unutma. Evet daldık alfa beta'ya. Şöyle daldığımızda. Ne oldu? Önceden hiçbir şey yoktu. Bak bu kenar iki üçgende de eşit verilmiş. Şimdi çift çizginin açılarına bak alfaya beta gördün çift çizginin açılarına bak alfaya beta o zaman bu açı kenar açıdan iki üçgen ne olacak eş üçgen olacak diyebilirsin ama bence iki üçgende bütün açılar eşitse alfa beta 90 alfa beta 90 ve iki üçgende bütün açılar eşit olup da aynı açının karşısındaki kenarlar da birbirine eşitse 90'ın karşı çift çizgi 90'ın karşı çift çizgi iki üçgene biz ne diyeceğiz eş üçgen diyeceğiz. Ki burada da öyle. Bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındakiler de eşit. Madem bunlar eş. E burada beta'nın karşısı 5 ise o zaman burada da beta'nın karşısı 5. Tek yapman gereken aynı açının karşısındaki kenarların eşitliğini kullanmak. İşte kullanıyoruz. Sonra alfanın karşısı 8. Burada da alfanın karşısı 8 olur. BD uzunluğu isteniyor bizden. BD uzunluğu da 8 artı 5'ten kaç yapar? 13 yapar. Evet örnek 7 de bu şekilde çıktı. Bu kalıp bence daha iyi. Geldik buraya. Şu açılar birbirine eşit verilmiş. Açıların eşitliğini yazalım. Alfa alfa. Artık alfa 90'sa buraya beta yazalım. Alfa 90'sa buraya beta olmak zorunda değil mi arkadaşlar? Kesinlikle. Çünkü alfa ile beta'nın toplamı 90. Alfa 90'sa sıradaki beta daldık. E hocam ne oldu? 2 3 kere baktığımızda şu üçgende alfa beta 90 bu üçgende alfa beta 90 ve burada bakıyoruz ki eşit bir kenar var mı? Var. Alfa'nın karşısı burada da x burada da x. Değil mi? Eşit verilmiş. O zaman bu iki üçgen eş. Hocam burada beta'nın karşısı 8 iken burada da beta'nın karşısı 8'dir. E bitti. Şurası 90'ın karşısı 10 iken bu üçgende alttaki üçgende 90'ın karşısı burada da 10'dur. E 8 10 ne üçgeni? 6 8 10 üçgenden x'i böylelikle 6 olarak buluruz. Bak şu mantıkta da daha kolay. Bütün açılar eşit ve aynı açının karşısındakiler de eşitse eş üçgen yapısı gerçekten çok önemli. Geldik 9'a. 9 ne diyor bakalım? 9. soruda da ABC ikizkenar üçgen olarak verilmiş. Dikkat. ABC ikizkenar verilen her bir bilgiyi kullanacaksın. AB ile AC eşit vermiş. Şu ve şu birbirine eşit verilmiş. Eyvallah. E, bunlar eşitse açıları şöyle bir yazalım. Alfa alfa diyelim. E bu hocam burada aşı eşitliği verilmiş. Şunlara da beta diyelim. Hocam 90 yok. Niye alfa artı beta dedik? Olsun istersen teta da istersen A açısı da fark etmez. Ama burada alfa betaya dalınca alfa artı beta 90 derece değil. Dikkat edin. E, sonrasında ne yapacağız? E sonrasında hocam alfa ile beta yayına ya gelmiş. İki iç açın toplam bir dış açı. Değil mi? Evet. E burası şu üçgen alfa beta. Aa burada bir şeyler var mı? Yok gibi gibi. Başka bir şey verilmiş mi? İkisi kenar üçgen 11 ve 7'ye 7 yedi verilmiş. Şu üçgenlere dikkat edeceğiz o zaman. Evet. Olay bitti arkadaşlar. Zaten alfa beta'ya dalınca. Bak ikizkenardan kenardan alfa beta'ya dalınca. Üçgenlere de dikkat et. Bak Şurada bir 7'ye 11'lik bir üçgen var alfa betalı. Burada da 7'ye 11'lik bir üçgen yok mu arkadaşlar? Yok. Ama alfa bir üçgen var burada. Dikkat edin. Şurada alfa beta 3. açı buraya ben çift çizgi dersem alfa beta 3. açı burası da çift çizgi olur mu? 180'e tamamlayan. Evet. İki üçgende bütün açılar birbirine eşit ve burada betanın karşısı 7. Burada da betanın karşısı 7 olduğundan dolayı iki üçgen ne oldu arkadaşlar? Sarı üçgenler eş oldu. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. Burada 7 kolları alfaya çift çizgi, 7'nin kolları alfaya çift çizgi. Ama bence bütün açılar eşit ve beta'nın karşısındakiler birbirine eşit olduğundan dolayı eş üçgen demek daha mantıklı. Madem ikisi eş üçgen oldu. E hocam burada çift çizginin karşısı 11 ise burada da çift çizginin karşısı 11 diyebilir miyiz? Diyebiliriz. E zaten x kenar vermişti. O zaman burası da 11. E 7'si buradaysa buraya da kaç kaldı o zaman? 4 kaldı. Evet ikisi de böylelikle 4 bulduk ve böylelikle örnek 9'u da hallettik ve ee, ne, be, ne 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 benzerliğiydi daha doğrusu ne eşliğiydi? Kenar açı kenar eşliğiydi. Kenar açı kenar eşliği ama bütün açıların eşliğini yazıp aynı açının karşısındakileri yorumladık. Bu eşliği de bu şekilde halletmiş olduk. Şimdi geldik kenar 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 eşliğine. Arkadaşlar elimizde 3 tane kalem var. Sen bu 3 kalemden bir üçgen oluşturdun. Aynı eşit kalemlerden, aynı eşit kalemlerden, şöyle öbür tarafa da götürsen aynı eş üçgen mi oluyor? Evet, aynı üçgen oluyor. Yani bütün kenarlar iki üçgende bütün kenarlar da birbirine eşitse biz bu üçgenlere ne diyoruz? Eş üçgen diyoruz. Bak baştan alalım mı? Ne vardı? En önemlisi ve e, karşımıza eşitlikte en fazla çıkan kenar açı kenar, aynı açının kollarına bakacaksınız ve gerçekten çok önemli. İkincisi bir biraz önce yaptığımız bütün açıların eşit olması ve aynı açının karşısındaki kenarlardan bir tanesinin eşit olması. iki üçgen eşit şey yapıyordu. Ve şimdi de sırada ne varmış? İki üçgende bütün kenarlar birbirine eşitse o kenarlara ait bir üçgen oluşturabiliyormuşum. Ben işte o üçgenlerde birbirine eşit oluyormuşum. Mesela kalemler 5, 6 ve 7. 5, 6, 7'lik bir üçgen kullandım mesela. Sen bu 5, 6, 7 kalemleriyle farklı bir üçgen oluşturamazsın. Çünkü düşün 5, 6, 7 kalemi burada ya. Şuraya yazayım istersen. Bak 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 bak. Dikkat farklı bir açıdan da söyleyeyim sana. Kosinüs teoreminde biliyorsun 5, 6, 7. E hocam burası 5, 6, 7. Başka yerde de yine 5, 6, 7 uyguladım mesela. E, 5, 6, 7'yi koydum mesela. Bir üçgen oluştursan. Sen burada bir 5'e ait bir kosinüs teoremi uygulasan. Alfa çıkacak mı? Çıkacak. E 5, 6, 7'ye ait. Mesela 7 burası. 6 burası. Burası da 5. Yine sen buradaki açıya ait. 5'in karşısındaki açıya ait kosinüs teoremi uygulasan. Yine e, aynı kosinüs e, Burası da yine alfa çıkmak zorunda değil mi? Evet. İşte. O yüzden burada kaç eşit olur? Dolayısıyla burada kaç da ikisinde birbirine eşit olur? 6'ya 5'lik. Ya da 7'yi gören. Dolayısıyla burası da eşit olur. Bütün açılar birbirine eşit olmuş oldu. Ve bütün kenarlar da e, birbirine eşit olmuş oldu. İki üçgen ne olacaktır? Eş üçgen olacaktır diyeceğiz. Yani bütün açılar, bütün kenarlar birbirine eşitse bu iki üçgen kesinlikle eşittir. E biz ne diyorduk? Aynı açının karşısındaki kenarlar birbirine eşit diyorduk. Ters mantığı. Eşit kenarları gören açılar da birbirine eşit diyeceğiz arkadaşlar burada. İki üçgen eş bulduk ya. Mesela burada hocam çizgiyi gören nokta açısıysa çizgiyi gören nokta açısı, Yuvarlığa gören çizgi açısıysa yuvarlığa gören çizgi açısı ve burası çift çizgiyse burası da çift çizgi eşliği de güzel bir şekilde yazdır. ABC derken nokta çift çizgi çizgi diye gittim. Nokta çift çizgi çizgi. yani EFD şeklinde yazmalıyım. Bak ABC EFD. E, Kafamıza göre yazamıyorduk. Tamam bu kenar kenar kenarda bütün kenarları eşitse iki üçgen eşittir ve Eşit kenarları gören açılar birbirine eşittir diyeceğiz ve olay bitecek kardeşim. Haydi bakalım örnek ona. Şimdi ne demiş? ABCD bir dörtgen ve X kaç derecedir diye soruluyor arkadaşlar bize. Arkadaşlar bu bir dörtgen de bak çift çizgi var, yuvarlak var, çift çizgi var, yuvarlak var. Bak şurası da her iki üçgende de ortak değil mi? Aynı değil mi? Evet. E, i̇ki üçgende bütün kenarlar birbirine eşit mi oldu? Aynı. E bütün kenarlar birbirine eşit oldu. O zaman bak çift çizgi S yuvarlak, çift çizgi S yuvarlak. İki üçgen eşittir. Nereden dolayı eşittir? Kenar, kenar, kenardan dolayı eşittir. ema demiştir. Burada yuvarlığa gören nokta açısı ise yuvarlığa gören nokta açısıdır. Çift çizgiyi gören x ise çift çizgiyi gören x'dir. Hatta 85 s'yi görüyorsa 85'te de s'yi görer diyebiliriz. E burada x bak a 90, 90'ı kullanacağım. İki nokta şeklinde ayırdık. Buradaki açılar 45'er derece çıktı. Ve şuradaki üçgende de 85, 45 ve x var. Toplamı da 180 yapmalı. Şurası 130 yaptı. 180'e tamamlayan açısı da kaç derece olur? 50 derece olur. Örnek onu böylelikle 50 bulduk ve geldik bu videonun son sorusuna. Şimdi bütün kenarlar eşit verilmiş iki üçgende. O zaman bu iki üçgen nedir kardeşim? Kesinlikle ama kesinlikle kenar kenar kenardan eşittir. E çizgiyi gören 25'si, çizgiyi gören, çizgiyi gören 35'si, çizgiyi gören, 35'si, çizgiyi gören 35'tir. Çift çizgi yören 25 e, çift çizgi yören 25'tir. Hatta burası da kaç çıktı? 25. 35 daha 60. Buraya da 120 derece kaldı. O zaman burada yazalım. Hocam yazıyoruz böyle. Bu harflere göre de koymuşlar böyle. K açısı 35 kırmızıda. Şurası 35. R açısı burası 25 verilmiş. Tamam. Şuradaki diğer açısı 25. Bunun diğer açısı da 35. E, dikkat edin. Burada x eksi y farkı nedir diye soruluyor arkadaşlar bize. vay vay, ne yapacağız burada? Sadece açı eşitliği yazmayla olmuyormuş demek ki. Kenarlar da birbirine eşit değil mi arkadaşlar bunlar eş üçgen olduğundan. Evet bu kenarlar da birbirine eşit. E hocam buradaki kenarla şu 25'in karşısı bak çizgi. E, 25'in karşısı çift çizgi onları da yazalım. 25'in karşısı çift çizgi. Burası çizgi. Şurası da çizgi. Ve şurası da S kenarı S kenarı olarak verilmiş. A ne çıktı? Bize bak x ile y arasındaki ilişki soruluyor. E büyük üçgendeki şu açılara bakacağız. Büyük üçgende bir x kenar çıkmadı mı? Çıktı. İkiz kenar olduğundan şunlar birbirine eşittir. Yani x artı 25 y artı 35'e eşittir. Senden de x eksi y isteniyor. y'yi öbür tarafa at. x eksi y neye eşit olacaktır? 35 eksi 25'ten 20, 20 olur mu? 10'a eşit olacaktır. Örnek 11'i böylelikle kaç bulduk? 10 bulduk. Ve bitirdik. Evet üçgende eşliği bitirdik. Güzel bir altyapı hazırladık şu anda üçgende benzerliğe. Ve üçgende eşlik gerçekten önemli. ÖSYM yani son yıllarda belki sormamış olabilir ama kare konusunda da üçgen değişlikle çok karşılaşacağız arkadaşlar. Yani diğer dörtgenler konusunun içerisinde de eşitlikle falan karşılaşabiliriz. O yüzden şimdi bu alt yapı gerçekten çok önemli. Tekrar söylüyorum en önemlisi kenar açı kenar. E sonrası e, bütün açılar eşit olacak ve benzerlikte zaten şu mantığı e, kullanınca orası daha kolay olacak. İkinci benzerliğimiz e, açı kenar açı. Ya yani bütün açılar eşit olacak ve aynı açının karşısındaki kenarlar eşit olacak. E, burada üçüncüde ne dedik? Kenar kenar kenar. Bütün kenarlar eşitse bu iki üçgen ne oluyor? Benzer oluyor arkadaşlar. Evet ama en önemlisi en çok karıştırılan, en çok unutulan kenar açı kenar. Bu eşitlikte buna dikkat etmenizi tavsiye ediyoruz. Ve böylelikle ilk videomuzu üçgen değişik ve benzerlikteki ilk videomuzu eşitlik kısmını hallettik. Sonrasında benzerliğe devam edeceğiz. Ve bu haftaya lütfen ama lütfen çok dikkat, çok önem verin. Bütün geometri hayatınızı etkileyecek bir haftadayız. O yüzden çok dikkatli olmanızı tavsiye ediyorum. Evet gençler sonraki videoda yani üçgende benzerliğin ilk videosu diyelim ona da. Üçgende benzerlikte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.